hepimizin. Şimdi de değişen dünyaya uyum sağlayacak bir şekilde biz de önemli bir dönüşümün arifesindeyiz. Biz aynı kökten beslenen bir ulu ağacın farklı dallarıyız. Köklerimizi unutmadan birliğimizi pekiştirdikçe uluslararası gücümüzü artıracağız. Değerli kardeşlerim, ata yurdumuz Asya, dünya siyasetinde ağırlık merkezi haline geliyor. Bu konjonktürde teşkilatımızın hem önemi hem de sorumluluğu artıyor. Yarın İstanbul zirvesinde liderlerimiz teşkilatımızın geleceğiyle ilgili çok önemli kararlar alacaklar. İlk olarak bu yıl kardeş Türkmenistan'ın gözlemci olarak katılımıyla aile fotoğrafımızı tamamlıyoruz. Değerli kardeşim Sayın Raşit Meredov şahsında Türkmenistan'a hoş geldiniz diyorum. İkinci olarak aile meclisimizin ismini Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştiriyoruz. Bunun vakti çoktan gelmişti. Üçüncü olarak Aksakallar Konseyi'nin gözden geçirilmiş yönetmeliğini kabul ediyoruz. Ortak kültürümüzde atanın sözü darda kaldığımızda bize hep yol gösterici olmuştur. Aksakallarımız tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatacaklardır. Dördüncü olarak gözlemcilik ve ortaklık statülerini açık bir şekilde belirliyoruz. Özgün kimliğimizi muhafaza ederek ve teşkilatımızın çekim gücünü biz hep birlikte daha da arttırabileceğiz. Beşinci olarak Türk dünyası 2040 vizyonunu kabul edeceğiz yarın. Onursal Başkanımız, Hürmetli Aksakalımız Nur Sultan Nazarbayev'in önerisiyle hazırlanan bu belge teşkilatımızın gelecek perspektifini ortaya koyuyor. Nasıl ki köklerimiz ortaksa geleceğe dönük vizyonumuzun da ortak olması gerekiyor. Bu önemli belgenin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza, sekreterya mensuplarına ve Sayın Genel Sekreter'e huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Vizyon belgesindeki hedefleri hayata geçirmek için dönem başkanlığımızda uygulama belgesi kabul edeceğiz. 5 yıllık yol haritası niteliğindeki bu belgenin 2022'nin ilk çeyreğinde konseyimizin onayına sunulmasını öneriyorum. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, Dışişleri Bakanları Konseyi olarak hem bölgesel hem küresel konularda istişareleri genişletmeliyiz. Olayların bizi değil, bizim olayları yönlendirebilmemiz için aktif olmamız ve hızlı karar almamız gerekiyor. 27 Eylül'deki Afganistan konulu toplantımız bu bakımdan değerli bir adım oldu. Salgın dönemindeki çevrim içi zirvemizle ve Afrika'da ihtiyaç sahibi ülkelere yaptığımız aşı bağışı da önemli örnekler. Bugün Macaristan Afrika için bağışladığı Türk Konseyi aracılığıyla aşıları Genel Sekreter'e teslim etti. Sekreteryamız artık tam anlamıyla bir uluslararası teşkilata hizmet verebilecek kapasiteye erişmeli. Bu nedenle diğer teşkilatlardaki gibi sekreteryada bütçe ve mali konularda bir çalışma grubu kurulmasını önerdik. Değerli kardeşlerim, 8 Kasım Pazartesi günü Can Azerbaycan'ın Vatan Muharebesi'nin yıl dönümüydü. Türk dünyasının büyük yazarı Cengiz Aytmatov ifadesinden ilham alarak bu tarihin asra bedel bir gün olduğunu söyleyeceğim izninizle. Cengiz Aytmatov gün olur asra bedel demişti. Azerbaycan'ın zaferi bölgemizde kalıcı barış, istikrar ve refah fırsatının önünü de açtı. Kardeş Azerbaycan'ın zafer gününü ve bayrak gününü tekrar kutluyorum. Kıymetli dostlarım, Türk dünyasının birliği için ekonomik ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi gerekiyor. Ekonomilerimizi birbirine bağlayabilmek için taşımacılık ve lojistik alanında işbirliğimizi güçlendirmeliyiz. Aksakalımız Sayın Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı gibi önemli görevler üstlenmiş değerli bir ağabeyimiz.
Hazar geçişi uluslararası Doğu-Batı ulaştırma koridoru Zengezur ile güçlenecek ve tüm Türk dünyasının refahına katkı sağlayacak. Bu katkıdan azami faydayı sağlayabilmek için aramızdaki ticareti daha da serbest hale getirmeliyiz. Bu amaçla tarife dışı önlemleri kaldırmalı, ikili ve transit geçiş belgelerini sorun olmaktan çıkarmalıyız. Bu amaçla bizlerin önümüzdeki süreçte özellikle Dışişleri Bakanlığı bakanları olarak çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ve diğer ilgili kurumlarımızın çabalarını da koordine etmemiz gerekiyor. Kıymetli aksakalımız Binali Yıldırım'ın tecrübelerinden de faydalanacağız. Müzakereleri son aşamaya gelen uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını da bir an önce imzalamamız gerekiyor. Değerli konuklar, sevgili kardeşlerim, zirve temamızı yeşil teknolojiler ve dijital çağda akıllı şehirler olarak belirledik. Teşkilatımızın çatısı altında da yeşil kalkınma diplomasisini hızlı bir şekilde başlatmalıyız. Değerli dostlarım, bir kez daha sizlere evinize, ikinci evinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugünkü toplantımızın ve yarınki zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdi sözü izninizle salgın şartlarında 2 yıl dönem başkanlığını çok başarılı bir şekilde yürüten Can Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov kardeşime vermek istiyorum. Ceyhun Bey, buyurun lütfen.